Sen sonun seni kaybetmenin acısına çok sağlam yaşadım. Benim Seyran'la hikayemi siz yazdınız. Güzel de oldu. Tek bir anından pişman değil. Ama bundan sonra hikayemi ben yazacağım. Geçer sanmıştım. Ama geçmiyor işte. Sen kolay atlattın ama. Değil mi? <laughs> ben mi? Kolay atlattım. <laughs> Yok hiç de öyle olmadı. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde dizinin son sahnelerinde yaşanan olaylar seyirciyi derinden etkiledi. Sina'nın ilaçları yanlış dozda kullanarak kontrolsüz bir öfke patlaması yaşaması Seyran'ı tedirgin etti. Ayağında terliklerle Kantarcı ailesinden kaçarak kendini yalıda bulan Seyran aslında sadece korkudan mı kaçtı yoksa içinde hala alevlenen bir duygu mu onu Ferit'in olduğu yere çekti? Seyran'ın yalıya geliş anında polisin olay yerine gelmesi ve yapılan araştırmalar işlerin ne kadar karmaşık bir hal aldığını gösteriyor. Seyran'ın yalı bahçesinde görüldüğü görüntüler kadar dış kapıda yere çökmüş bir şekilde yardım istediği söylentileri de dikkat çekiyor. Taksiden inip yalının karşısındaki kaldırımda çöküp ağlaması onun çaresizliğinin en büyük kanıtı olabilir mi? Bu sahneler Sina'nın öfkesinin Seyran'ı korkuttuğunu düşündürse de Ferit'in unutulmaz varlığı Seyran'ın hislerini daha da karıştırıyor olabilir. Belki de Seyran yalıya yalnızca bir kaçış için değil, kalbinin derinliklerindeki gerçek duyguları Ferit'e itiraf etmek için gelmiştir. Sina'nın öfkesine mi yoksa Ferit'e olan sevgisine mi yenik düşecek, zaman gösterecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.